Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir challenge videosuyla karşınızdayım. Geçen videoların altına biri yorum yapmıştı. Şöyle bir challenge yapabilir misiniz diye. Challenge'in de maksatı şu. Ablam bana kameranın arkasında ürünler gösterecek. Belirlediğimiz kozmetik sayfalarından. Ben de o ürünlerin fiyatını bilmeye çalışacağım. Yani 5 lira yukarıda veya 5 lira aşağıda olursam yine de puan olarak sayılacak. Eğer ki bilirsem fiyatı, çikolata kabımızdan bir çikolata seçeceğim. Hemen kabımızı göstereyim. Yani ödülüm bu olacak. Ceza olarak da, yani ceza fikri de sunmuştu o arkadaşımız bana. Ben o ceza fikrini pek uygun bulmadım çünkü ayaklarla ilgiliydi. Ayaklara karşı da aşırı bir fobim var. Aşırı şekilde tiksiniyorum. Onu da kamera önünde size göstermek istemedim. Maazallah kusarım falan filan. Hiç gerek yok. O yüzden değişik bir ceza düşündüm. Umarım arkadaş içinde okeydir. Sorun olmaz umarım. Cezam ne? Balzamik sirke. Bir tatlı kaşığında balzamik sirke içeceğim. Yutacağım. Umarım kusmam. Normal sirke seçmedim çünkü normal sirke aşırı sert olacak. O zaman kesin yani tükürürdüm, kusardım. O yüzden balzamik sirke seçtim. Bunu kamera önünde yapmak istedim çünkü şey olsun istemedim. Hani bardakta sirke mi var yok mu diye, hani inanmazsınız belki diye. O yüzden kamera önünde koyacağım. Bu kadar. Bu kadar yeter değil mi? Yani sirkemi koydum. Bardağı kenara alıyorum. Evet, ilk ürünle başlayalım o zaman. Bence ilk Sephora ile başlayalım. Sephora. Yine seçmiştik. Sephora, Watsons, Gratis ve Miniso. Miniso. Yani 4 mağazadan hep 2 ürün mü seçtin? Evet. Tamam, hep 2 ürün. O zaman Sephora ile başlayalım. Peki. Sephora sayfasında Huda Beauty'nin bir far paleti. The New Nude far paleti. Ha, tamam, bildiğim bir ürün. Resim görmeme gerek yok. Euro fiyatı 65 euro civarı bir fiyat. Bunu biliyorum. Sephora sayfasında yine. Türkiye fiyatı da... Çok merak ediyorum, bileceğim mi? Bilemeyecek misin? 450 TL demek istiyorum. Son kararın mı? 480 mi desem? 480 son kararım. 480 mi? Evet, 480 TL. Neredeyse bilmiştim. 489. Keşke 85 falan deseydin. 5 TL biraz az mı oldu sanki? Neyse. Bir kaşık hop. Bağırsaklarım temizledim. Oo, bayağı. Aa, bu kahve. Kahve içebilirsin. Çünkü şu an midem yanıyor. Evet, yine Sephora. Fenty Beauty'nin bir ürünü. Full Frontal Mascara. Bildiğim bir ürün yine. Almanya'daki fiyatı 19, yok 20 euro. Ya euro fiyatlarında gerçekten hiçbir sorunum yok. Ürün bende olsa da olmasa da fiyatları otomatikmen biliyorum. Çünkü gerçekten her gün bakıyorum Sephora sayfalarına yeni ne gelmiş, ne etmiş diye. Hani alsam da almasam da bakıyorum. Çünkü ilgimi çekiyor. Makyajla da ilgilendiğim için hep up to date kalmak istiyorum. Yani yeni çıkan ne varsa bilmek istiyorum. Alsam da almasam da. Yani euro fiyatlarında hiçbir sorunum yok. Ama matematiğim de o kadar kötü ki. Kura göre, yani kurla pek uyuşmuyor. Pek uyuşmuyor, evet. Çünkü kur bu ara çok yüksek. 140-150 TL'de. 145 TL. Son kararım. Eminsin son kararın? Evet. Yanlış. 189 TL. Ne? Ben de şaşırdım bayağı, yani bir maskara için kim 200 lira neredeyse para verir bilmiyorum. Sirkemizi alıyoruz. Fenty sanki biraz abartmış mı? Yani Huda Beauty de pahalıydı da. Biraz ben de şaşırdım açıkçası ve sırf bir maskara için. Biraz yüksek. Size şey diyeceğim, Fenty belirlemiyordur ki ürünün fiyatını. Sephora Türkiye belirliyordur. Ya Sephora'nın aldığı bir fiyat vardır yine de Sephora tabii ki de üstüne koyuyordur.
Midem yanıyor yalnız, çok kötü. İmkansız bir şey. Kahve iç. Ay, yani ilk içtiğinizde hiçbir şey olmuyor ama sonra da mideniz yanıyor. Yani boğazdan başlıyor böyle mideye doğru bir yanma. Gratis sayfasında Golden Rose'un bir likit rujunu seçtim. Yani likit oluyor sanırım. Golden Rose Soft and Matte Creamy Lip Color Ruj No 115. Evet, onun aynısı. Farklı bir rengi. Sanırım bu renk yeni çünkü ben bu rengi hiç görmedim. Kaç numaraydı? 115. Bende 106'sı var. İndirimsiz fiyatından bahsediyoruz değil İndirimsiz. Mi şu an? İndirimsiz. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Şu an burada hani %30 indirimle gratis kart ile yazan bir fiyatı da var. Onu da söylersen onu da sayıyor. Hani. Yok, ona güvenemem kendime de. Yani ikisinden birine yakın bir rakam söyledim. Bir fiyat var aklımda ama pastelle mi karıştırıyorum şu an bilemedim. 59 TL diye bir fiyat var aklımda. Evet. Bu arada en sevdiğim rujlardan biri arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve fiyatını 60 TL diye hatırlıyorum. 60 TL son kararım. Emin misin? Pastelle mi karıştırıyorum şu an? Bilmem. O zaman 50... Dur, 50. 38 TL son kararım. 38 TL son kararım. Evet. Dur, kestik. Evet, 38 TL son kararım. Evet, son kararım. Bildin. 35 TL. 35 TL. Evet. Pastel rujuna bakabilir misin gratis sayfasından kaç TL olduğunu? Bir şeyle karıştırıyorum şu an. Bir şey 60 TL ama hangisi? 50 TL pastel. Pastel değil o. Kerimcan Durmaz'ın rujuna bakabilir miyiz? Evet, o zaman pastelle karıştırdım ben. 59 TL dedim ben ama. Bu arada pastelin rujları da en sevdiğim rujlardan biri. Onlardan da var arkada. 60. Kerimcan Durmaz'la karıştırdım ben o zaman. Aa, unuttuk ödülünü. Aa evet, ödülünü. Ama Golden Rose rujları o kadar da şey değilmiş aslında. Gratisle devam ediyorum. Bu sefer değişik bir ürün, makyaj ürünü değil. Gratis Pastel Roje 10 numara kaç TL? İndirimsiz fiyatı değil mi? Hı-hı. Ama özel bir seri değil değil mi? Hani hayır, çünkü normal. Nude benim serileri kullandım. Falan mı? Bende aynısı var. Hatta beraber almıştık. 7,5 TL. Emin misin son kararın mı? Evet. 8 TL. Oho! Çok iyi. Çok iyi. Bu tamamen... Aslında bunu tam bilmeni bekliyordum. 8 TL. Evet. Aklımda 7,5 diye kalmış. Niye bilmiyorum. Galiba ama eskiden biraz daha ucuzdu. Galiba evet. 7-7,5 falan mı galiba? Bunu nasıl biliyorum? Çünkü ablamı kırmızı ruj nereden çıktı? Kırmızı oje arayışındaydı. Orada Watson's'a bakarken öyle aklımda kalmış galiba. Aa, ödül. Şu kırmızıyı istiyorum. Milka çikolataları bu arada. Bunlar galiba Türkiye'de yok değil mi? Çünkü Paskalya şeyiydi, çikolatası. Yani gratis de muhteşemmişim. Ben Sephora'dan ümitliydim ama gratis de bayağı iyi. Evet, Watson's'la devam ediyorum. Watson's Pastel Profession Stardust Highlighter. Aydınlatıcı No 322. Sende de var, bende de var. Evet. 322 numara. Evet. Efsane bir aydınlatıcı. Çok kişinin de aslında kullanıp sevdiği bir aydınlatıcı. Çok indirime giriyor ve çok uygun fiyatlı bir ürün. İndirimde fiyatı 20 TL galiba. Şu an indirimde olmayan ürünleri seçmeye çalıştım zaten. İndirimde değil mi şu an? Hayır. Ve güncel yani, bugün bak. Emin değilim indirimsiz fiyatı. 25 mi desem, 30 mu desem, 40. O kadar pahalı mıdır pastel? Ha, ruju ama 50 TL'ydi. Watson's'ta. Ben 50 TL diyeceğim. Emin misin son kararın? Ama %50 indirime girdiği zaman 60 TL diyeceğim ya. Bilemedim. 60 mı? Yok, 50. 50 TL son kararım artık. Hiç ümidim yok. 50 TL son kararı. Evet. Yanlış. Hayır, 37.75. Tamam.
Tahmin de ettim. Alalım sirkemizi polyuma. Ya bayağı kötüyüm o konuda. Ya bunu bilmeni bekliyordum açıkçası. Ya indirimli fiyatı 20 TL olduğundan eminim. Ya indirimli fiyata 50, 20, hadi 2 katı de, 150 fiyat olsa 40 de bari. O zaman gene kazanacaksın. 50 niye? Evet, devam ediyorum. Bu sefer bir bakım ürünü. Yine Watsons mı? Evet, Watsons. Frudia. No. Pomegranate Nutri Tonic. 195 milim. Senin kullandığının aynısı, sadece narlısı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O marka hiç ucuz değil. Hiç mi hiç ucuz değil? Yani bir tonlar için bence de. Tamam, çok yani içinde az yok. 195 milim gayet güzel. 85 TL demek istiyorum toniğine. Son kararım. Emin misin? Ya eminim. Son kararım. Evet, bilemedim galiba. Yanlış, evet. Aslında kıl payı. 79.95. Ha, 1 TL için. 5 kuruş için. 5 kuruş için de lütfen yani artık. Tamam hadi. Bayağı iyi bildim ama. Tamam. Bunda ne ödül var ne ceza o zaman. Tamam. Öyle yapalım. Yani çünkü bayağı iyi yani bildim. Tamam, üstü kalsın istemez. Şimdi Miniso'ya geçiyorum. Miniso'da yeni bir ürün yani varmış. Yani Miniso'da bu arada hiç iddiam yok. Bayağı kötü olabilirim şu an yani yerlerde. Yeni bir ürünmüş bu. Hmm. Bunu göstereyim çünkü bunu bilmem tarif zaten. Edemem. Bu böyle yüz temizleme jeli ama küçük boy, hani böyle her yere götürebilmek için falan. Ha, şeyin de böyle vardı bir ürünü. Simple Mark. Simple'ın da vardı. Evet. Evet, öyle bir ürün. Hani böyle sıkıyorsun. Tamam. Öyle bir ürün. Kore Mark ürünü mü? Büyük ihtimalle. Miniso olduğu için. Evet. Japon falan. Ama yeni gelmiş bu da Miniso'ya. Tamam. Yani yüz temizleme jeli. Yani yüz temizleme karpuzlu yazıyor. Bu arada resimleri arkadaşlar burada görüyorsunuz. Miniso'da bir kerelik kullanma şeyi mi bu, yoksa bayağı kullanabiliyor musun? Ya onda bir fikrim yok. İçinde sadece 10 gram ürün var. Yani 2-3 kere en fazla. Yani bu tatillik boy bence. Hani böyle 2-3 günlük bir yere gittiğinde kullanmamış. Ya Simple'ınkiler fiyat de açısından hatırlamıyorum. Jel olduğunu düşünüyorum. Sadece yüz temizleme karpuzlu yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Yani şimdi 10 mudur, 20 midir? O yüzden ben ortada kalıp 15 TL demek istiyorum. Belki daha da ucuz olabilir, 8 TL falan filan. Emin misin son karar? Ya 10 TL mi desem, 15 TL mi desem emin olamadım şu an. 12 TL diyeceğim. 12 TL son karar. Emin misin? Son karar. Bir son kararım artık, yoksa şey olacak, haksızlık olacak. Yine 5 kuruşla. Hayır, kabul etme. Yine 5 kuruşla kaçırdım. 6.95 mi? 6.95. Bayağı uygun fiyatlıymış yalnız. Tamam, bu da yine ne ödül ne ceza. Yani. 5 kuruş. 5 kuruş için lütfen. Bayağı iyi bildim. Ya istesen öyle denk getiremezsin. Yani 15 TL deseydim bayağı gidiyordum. Evet, diğer ürüne geçiyorum. Ve son ürünümüz. Yine bir Miniso ürünü. Bu mini cilt temizleme cihazı, kırmızı. Yani Foreo gibi. Şöyle göstereyim sana. Mini. Mini boyu. Yani büyük normal değil. Seyahat boyu yani, mini boyu. Yalnız şu yüz temizleme cihazlarını şurada görüyorsun şu an. Miniso'da aradım Türkiye'deyken. Yani oradaki çalışanlar hep diyordu. Maalesef kalmadı. Evet, tükendi. Ay, sinir olmuştum. Çünkü çok denemek istiyorum o Miniso'nun ürününü. Foreo için para vermiyorum. Açıkçası biraz bana çok şey geliyor. Kandırmaca gibi geliyor. Ama yani neyse. Miniso'yu almak istiyordum. Hiç bulamıyordum. Ve benim istediğim ürün 145 TL'ydi. Onu biliyorum. Böyle ucu sivri gidiyordu. Biraz böyle yaprak şeklindeydi. O yine sayfada tükenmişti bu arada. Ona baktım. Arkadaşlar bize de bırakın. Almayın. Bu mini diyor. Bu da yani 80 TL diyeceğim. Emin misin? Eminim. Sirkeyi alıyorum. Evet, al. 89.95. Yalnız bayağı iyi biliyorum.
Afiyet olsun. Kapanışı güzel yaptın. Bayağı iyi bildi bu 89. Mutluluk kelebeğiydi arkadaşın adı. Evet, mutluluk kelebeği. Yani YouTube kanalının adı. Umarım seni mutlu edebilmişsindir. Aynen. Umarım istediğin gibi bir video olmuştur. Yorumun için de çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız şuradan bir yerlerden çok memnun olurum. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Güle güle. Şuraya da bir önceki videoyu falan bırakırım. Aynen. Şuralara bir yer. Hoşça kalın. Bye bye.